Evet hanımlar beyler, Sol Suspect'in 8. bölümüyle heyecan devam ediyor. Şimdi en son nerelerde kaldık? Şöyle gene bir özet geçmemiz lazım. Çünkü hatırlatma babında bu özetleri her daim yapacağız. Şimdi öncelikle biz neler yaptık? Mezarlıkta başladık 7. bölümümüze. 7. bölümde geçmeden evvel kitapta annesinin yani Roy'un annesinin pardon Joy'un annesinin yanlış söyledim kusura bakmayın. Joy'un annesinin kitabında bir mezarlıkta bir cinayetten bahsediliyordu. Bu cinayet için biz mezarlığa gitmiştik ve bu cinayette adı geçen kişi de Sofya isminde bir kızcağızımızdı. Katil bunu psikopat bir şekilde öldürmüş. Yani Sofya'nın önce cesedini buluyoruz. Daha sonra karakterimiz bu kişinin, Sofya'nın ruhunu görmeye başlıyor ve ruh bizi bir yere doğru götürüyor. Onu takip ettikçe aslında olay mahalline gitmiş oluyoruz. Olay mahallinde ise katil kızcağızı bir ağaçta sallandırıyor, psikopat. Sallandırıyor, ipe bağlamış, sandalyeye bağlamış bir şekilde. Halatla nehrin ortasına bırakıyor kızı ve çekiyor gidiyor. Ve burada bu cinayet işlenirken de sözleşme diye bir şey geçiyor. Bu sözleşmenin ne olduğuyla alakalı da kitaba tekrar bir göz gezdiriyoruz kitapta ve şöyle bir bulguya rastlıyor karakterimiz. Daha önce can katilinden kurtulan bir kişi var. Irish Campbell adında yanlış hatırlamıyorsam öyleydi diye biliyorum 7. bölümde. Ben de izlemiştim sizler gibi. Irish Campbell kurtulan kişilerden biri ancak kendisine bir tanı konulmuş. Onu tam hatırlayamadım. Bir akıl hastanesinde kalıyormuş ve şu anda yolumuz o akıl hastanesi. Lux Aterna Akıl Hastanesi'ne gideceğiz. Kısacası yaşadıklarımız bunlardı. Tabii mezarlıkta birçok şeyle de karşılaştık. Bir sürü ruh ve bir sürü iblisle. Şimdi 82 metre uzaklıktaydı Lux Aterna Akıl Hastanesi. Şimdi buraya bu yaptığımız yerler bu arada. Bunlar gene çıkıp duruyorlar. Bir daha bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi bir şey etkileşim olmuyor. Sadece gözüküyor. Şuradan mı gidelim? Şöyle gidersek. Burayı kaldıramıyor muyuz? Tamam. Ya da biz hiç buraya bulaşmayalım. Farklı bir yol varsa. Şöyle bir kestirme var sanki. Bu ne lan? Allah Allah. Niye etkileşim yok? Neyse. Görmemezlikten geliyoruz. Bazı şeyleri görmemezlikten geleceğiz. Merhaba kedicik. Şimdi gidiyoruz ama çıkış var mı? Ya lanet olsun ya. Bir saniye. Abi inanmıyorum. Aynı yere mi çıktık ya? Ya ben niye giderek hedeften uzaklaşıyorum ya? Bir dakika abi. Ha burada 33 metre diyor. Tamam hastane burası galiba. Sen kimsin bacım? Ne yapıyorsun orada? Bir dakika abi ne oldu ya? Aha. Kedi sen buradaysan bir dakika, sen buradaysan bir şey eksik. Bir şey almadık demektir. Evet. Aslanım benim.
Haydi bakalım hop. Ha, buymuş. Tamam, okey. Aa, bu sonsuz alev şaka maka sonlanacak neredeyse. Abi nasıl oluyor bu ya? Çık şuraya, çık. Atla aşağı. Ha. Abi bu hastane nerede ya? Valla olay mahalli değil miydi ya? Şimdi bak buradayken biraz uzaklaştığım zaman oyun da kafayı yedi. Sanıyorum bu tarafta ya. Şurası mezarlıktı. Şu taraftan gideceğiz. Bence bu sonsuz alev diye topladığımız şey bu şehirde yanan yerlerle alakalı bir şey olabilir. Bu tarafta çünkü çok fazla yanan bölge var. Çünkü bunlar sadece bize gözüküyor. Evet. Lux Aeterna akıl hastanesi. Hadi bakalım. Mental hospitals. One place torture is considered for your own good. If their experiments ever succeed in restoring a person's sanity, they better hope it was at the expense of the person's memory. Evet, Joy da burada. Ready? Relax, we're out of the graveyard. And into Crazy Town? A big improvement. Ya gel akıllı ol gel korkma. People who see things nobody else can see end up living here. Not that crazy. Come on. Okay. I'll help you get inside, but... But what? Look, if we're gonna ask this girl Iris about this contract, the asking needs to be done by a living person, right? Evet, Irish. Size bahsettiğim kişi. Çan katilinden kurtulan kişi. Just remember who opens the door for you, tough guy. Yeah, yeah. All right, kid. You're up. I just find a way to get Iris's room number. Hi. I need your help. I'm looking for a friend. Visiting hours are over. Right. But she was with the cops. Then go talk to the cops. Uh-huh. See, I did, and they said that she was a danger to herself, and... I can't help you. Alright. We just need to stall her, okay? We have to figure out what her weaknesses are. Yardım edemezsem biz kendimiz hallederiz. These things on her desk will help us. Şimdi resepsiyonistin Joy'a yardım etmesini nasıl sağlarım? Neyi önemsiyor? Çocuğunun fotoğrafı vardı galiba. Bir dakika şunu. He's most likely a man of imposing size and stature. Someone who's accustomed to violence. Heinous acts in his past define him to the point where he no longer knows who he truly is. Ne diyor? Joy'un annesi katilin düş dünyasında yaşadığını söylüyor. Klinik bir psikolojik vaka olmanın çok ötesine geçmiş. Yani diyor ki heybetli, uzun olma ihtimali çok yüksek diyor. Zaten gördük yani. Başka ne dedi? Akıl sağlığı ile ilgili problemler olabilme ihtimalinden bahsetti. Şimdi yavrucuğum senin bakalım şuna ziyaretçi saatleri. Buradaki ziyaret saati kuralları katı görünüyor ve kesinlikle aile ve doktorlar da destekliyor. Bu neymiş? Bir hediye.
Hasta veya yaralı biri için olmalı. Tamam, iki oldu. İki tane daha bulmamız lazım. Şu resme bakacağız. Evet, çocuk fotoğrafı. Koltuk değnekli çocuk. Resepsiyonistin bir yakını olmalı. Çocuğu olabilir. Çocuğu olabilir. Bir de şu var. Benim bundan ilham aldığım söylenemez. Yani bu çok alakasız oldu bu resim. Şimdi bir dakika. Etkiliyoruz. Şimdi Joy resepsiyoniste yardımcı ol. Ne olur? Bir dakika. Ziyaretçi saati listesi. Bu ne diyordu? Kötü görünüyor ve kesinlikle aile ve doktorlar da destekliyor. Göstereyim. E diye bahane gösterin, elimizde bir şey yok. Neyi göstereceğiz? Resimden konuyu açsak acaba ilgi alanı vesaire. Belki kafalarız gibi geliyor ama şuna da çok yakınım. Birini seçeceğiz. Ben şundan başlıyorum. En alakasız gibi görünen değil. Güzel. Bununla bakalım bir dakika şimdi. Çocuğun resmi ben görmüyorum ki ya. Ağımda değil. O zaman çocuğu göstereceğim abi, yeter. Yani. Hate being here and wondering if you're okay. You're all I have left. Just like this girl's friend is all she has left. Sorry. I know how hard it can be when someone depends on you. What's your friend's name? Iris. Iris Campbell. Çözdük. Yes. It looks like your friend Iris is here. Everything's gonna be okay. Thanks. I feel better. Çocuk oyuncağıydı ya. Thank you. I got this. Just need to get my eyes on her computer screen. Sadece bilgisayar ekranını görmem gerekiyor bakalım. Irish Campbell yüksek güvenlikli bölge. Oda 216. Paranoyak şizofreni. Sanrılar görünüyor. Halüsinasyonlar görüyormuş. Şok tedavisi. Elektroşok. Planı geciktirmeyin demiştim. Bize şu lazım, odası. Evet. Doğru cevap. She's in room 216. We gotta find it quick, Joy. She's scheduled for electroshock. Hemen bulmamız lazım. All right, kid. Coast is clear. Ama ben acele etmiyorum. Etrafa bakacağım. Bu ne lan? Kutudaki adam. Ya geç. Geç arkadaşım. Gazete makalesi. Salem'deki Lux Aternaros Sağlığı Hastanesi'nde gerçekleşen tuhaf bir ölüm, kasaba genelindeki bir dizi cinayetle bağlantılı olabilir. Kaynaklarımız zihinsel hasta bir kadının bez parçasıyla boğularak öldürüldüğünü doğruladı. Böyle güvenlikli bir yerde işlenen cinayetleri insan duyunca akla ilk gelen şey kimsenin güvende olmadığıdır. Dehşete düşmüş bir kadınla doğrudan görüştüm. Hücresinin duvarı üzerinde her türlü çizim olduğunu ve bu çan sembolünün orada olabileceğini söyledi. Ben onun olduğuna eminim. Ama adam... Salem'deki her yere sıçramış ya. Şimdi senin odanda başka bir şey yoktu galiba. Şuraya baktık. Yukarı çıkalım. Woman'lar bu tarafta, adamlar bu tarafta. Tamam. Salem Polis Departmanı'nın çan katili davasında soruşturma kabiliyetini sorgulayan çok sayıda gazete editörlerine soruşturmayı yürüten Yüzbaşı Javier Reyes 6 ek subayın yalnızca bu davaya tahsis edildiğini açıkladı. Yakın zamanda yapılan SPD basın toplantısında Reyes doğrudan bir bilgi vermese de bu iş için ayrılan bölümün ve kaynakların önemli ölçüde geliştiğini ifade etti. Ve kısa sürede kararlılıkla bu davanın sonuca bağlanacağını vatandaşların endişeli olmamalarını söyledi. Hmm. Şurada iblis var. Oraya pek yanaşmıyorum. 8 tane daha gerekiyormuş. Buraya giremiyoruz. Burada bir plaket daha var. Yukarıda kamera var ha. Hallederiz. Dur, hallederiz. Hadi bakayım. Iris is due for shock therapy in 15 minutes. Tedavisine girecekmiş.
fry your brain shock therapy? Oh shit. Oh shit, oğlum, is right. Let's get moving. Ha dur bir dakika, çok önemli. Eşimizle alakalı bilgi olabilir. Hastalığıyla ilgili merak ediyorum çünkü. Ron'unla birlikte olmak çok güzel. Benim ruh halimle ilgilenmek için onun için zor, biliyorum. Bence kafamın içinde bir şeyler oluyor ve benimle birlikte o da sonuçlarına katlanıyor. Ama beni iyileştirmek için elinden gelen desteği veriyor. O gerçek bir centilmen. Bu işi halledeceğim. Bunların hepsini mücadele etmeye değer kılacağım. Ya ne olmuş bu kadına ya? Çok merak ettim. Sen kimsin peki? Konuşmuyorsun, tamam. Another camera, get on it. Onu da hallederiz, merak etme. Hallederiz. Evet, yine şu abuk sabuk işaretler. Şimdi bunu da hallettik. Gel bakalım. Şurada mı lan? Yoo. Bir dakika, şimdi. Bu nedir abi? İncele. Elektroşok. Tamam. Evet. Bir saniye. Şimdi görevleri bizim unutmamız lazım. Önce şuna bakalım. Şok edici yeni bulgularda. Personelimiz Salem'de işlenen son acımasız cinayetlerin 1972-73 yılları arasında çözülmemiş bir cinayet davasını tekrarlandığına dair güçlü kanıtlar buldu. Bu son işlenen cinayetler gibi eski cinayetlerde tuhaf ve çözülememişti. Ve hepsinde de çan sembolü vardı. Yakın tarihli cinayetlerde olduğu kadar belirgin olmasa da kesinlikle benzer bir imza tarzı. Salem polisi eski davalarla ilgili dosyaları yorumlamak istemese de seri bir katilin veya teröristin Salem'de olduğuna dair kanıtlar var. Veya eski katilin taklitçisi. Allah Allah. Aa, kopyacı da olabilir ha. Hani atıyorum bir karın deşencek var. Atıyorum işte bilmem kaç yılında olmuş bir muhabbet. İşte 2020'de bir karın deşencek kopyası daha çıkıyor gibi düşünelim. Yani o konudan bahsediyor. Yani çan katili dediğimiz kişi eski bir benzerlik taşıyan başka bir adamı taklit ediyor olabilir. Evet, bu taraftan geçemeyeceğiz. Dur, önce şu Joe'yu oradan bir geçirelim. Şimdi sen gel bakayım. Sen gel bakayım. Hadi kız. Allah cezanı sınat ediyorum ben. Hadi lan. Ben bu kamerayı kapatmadım mı? Gelsene ya. Kızım gelsene, kapı kapanacak. Geç. Geç. Şimdi bu kamil televizyonla ilgilenirken ne istiyorsun da ya? Daha ne yapayım senin için? Is it her father boş used to become violently angry when she would walk in front of the TV during sporting events? I don't see what that is. Buradan nasıl geçireceğiz? It's really a trigger point for her. So I realized that dealing with patients. Şu tarafta mı bir şey var? Ya kızım gelsene ya. Kamera mı gördü orada? Ne oldu? Galiba kamera var ya. Ha şu var. Gel. Sen geçireceksin. Yep again, kid. I need to possess you to get past this crap. Nope. Oh, I hate that. Or you can just go on. Mecburuz aslanım. Fine. Hadi bakayım. You know what these hands are?
lost souls, I guess. Just seems like the opposite of moving on. Or at least the opposite of moving on you're trying to do. Kayıp ruhlarmış bunlar. Şimdi şunu da alayım. Gözümden kaçmadı. 5 tane. Son 5 tane. No, 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 no. What do we do? All right, keep going. Get to Iris's room. No, no. We stick together. Joy, we don't have a choice. Now, I'll meet you there as soon as I figure out a way around this. Go! Yani buradan biz geçemediğimiz için şimdi doğru nokta galiba bu taraf. İncele diyor. Neydi bu? Mühürlü. Ya bırak geç ya, bize işler mi mühürlü ya? Aldı 4 tane. Ya burası hala kullanılıyor mu abi? Bu nasıl bir şey ya? Şuraya bak. Kedi. Kedi sesi var. Neredesin lan? Miau. Şuraya geçebiliyor muyum? Yok. Çıkamıyorum. Ama buralara çıkabiliyoruz. Ah ne yaptım be? Ne yaptım be? Ulan arkamdaymış o ya. Neyse Allah'tan güzel yerde bıraktı. Lan. Allah Allah. Bir dakika niye geçemiyorum oradan ya? Demin geçtim buradan. Ya abi en güzeli böyle. Hiç uğraşmayacaksın. Evet kedi burada. Kediyi alırız. Evet şuraya gireceğiz kediyle belli. Önce bir aşağı bir dolaşalım bakalım ne var. Üç tane daha lazım. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Evet haydi bakalım. Oyunda kedilere ayrı bir yer verilmiş. O ne lan? Ne arıyor oğlum bu? Çok pis kokular alıyorum ya. Çayır alamet değil burası. Eyvah. Yaklaşan iblisler. Oo, buradalar. Evet, gerilimin arttığı dakikalar. İki tane. Son iki tane kaldı. Şimdi burada iblis var. Şurada kargamız var. Oğlum bak şu an kediyim, bana dokunamazsın. Şimdi... Abi çok dip dibe duruyorsunuz. Ben nasıl alacağım sizi? Eyvahlar olsun ya. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane de şurada var. Buraya geliyor musun sen? Gelmiyorsun. Aa ben burada bir yerden inmem lazım. Burada Ron'una geçemiyorum. Ne yapacağım? Şurası ne?
Allah Allah. Oğlum nereden gideceğiz? Hepsi buradalar. Yapma işte, yapma bak, yapma yapma. La yapma lan. Ya ama olmaz ki ya. Ya nereye attı bizi ya? Kedi gel, hemen gitmemiz lazım. İşimiz var belli. Tamam, bu tarafta. Şimdi ben nereye gideceğim, ben onu öğrenmem lazım. Sen ne arıyorsun burada? Those parts. Those parts aren't me. Where am I? Do you work here? Show some mercy. Oo, bayağı kadavra yapmışlar. Şimdi aslanlar. 216'yı bulmamız lazım. Allah. Nerede, Allah kahretsin. Nereye geliyorsun aslanım? Allah. Kaçarken çıkamıyorsun da arkadaş. Oğlum bıktım lan sizden. Manyak mısınız oğlum, siktirin ya. Thank you.
gitsenize. Allah Allah. İşimiz var ya. Ya niye yapıyorsun şu hareketi ya? Ya beni uğraştırıyorsun ya. Şunun sırtı dönünce şuna da dalacağız. Ama şu taraftaki geliyor. Git lan. Ya oğlum. Ya sen arıza mısın? Böyle dönüş mü var ya? Git lan. Ya. Gel bakayım diyor. Ya oğlum. Ya arkadaş. Ya bu nasıl olabilir ya? Ya git oğlum git ya. Bir doğru tuşa basamıyorum ya. Ya bu tarafa niye giriyorsun? Senin geliş yürüyüşüne senin var ya. Gel şimdi. Siktir. Uğraştırdı bizi ya. Rex'ten yardım istemek. Rex'e Ronan'ın teklifi hakkında ne düşündüğünü sorduğumda bana sadece gülümsedi. Ronan'ı her zaman severdi ama evlilik için ondan yardım istemesine şaşırmıştı. Ama bu iyi işaretti. Şimdi bayağı bir yorucu iblis kovalamacasından sonra bakalım kıza ulaşabilecek miyiz? Işınlanırsak tamam çok güzel. Tamam etrafından dolaştık. Evet Joy orada bekliyor. Güzel. Şunu da alalım gelmişken. Son bir tane kalmış. Yavrum buradasın görüyorum.
Niye unutayım seni? Hemen gel, hemen gel, hemen gel, hemen gel. Ne bir şey var mı? Yok. Kamera nerede? Kamera nerede? Aa, 216. Evet, Irish'in yanına geldik. She's already a lost cause. Don't call her that to touch you. All right, fine. You go see what our comatose witness has to offer. After all. Irish beni görebiliyor. Acaba o da mı bir medyum? Aa. Enteresan bir dakika. Saniyelerim bakalım. Oo, direkt attı bizi. What the hell? She booted me out somehow. See if anything here can tell me what the hell is going on with this girl. Irish'in çan katili hakkında ne bildiğini öğrenmeliyim. Evet, kritik bilgi olabilir. Şuradan başlayalım. Sıkıntılı. Dengesiz çizim. Irish bu çizimlerle içindeki şeytanı ifade ediyor olmalı. Bu çizimde neyi anlatmaya çalışıyor? Erkek kardeşler, iki kız, ikisin. Bağlantılı, ay çiçeği. Ay çiçeği nerede? Yok ki. Yalnızlık dövüşüyordu. Bağlantılı diyelim. Tamam. Allah Allah. Irish'in iki kız kardeşi var. Elleri bağlanmış bir yerde. Oğlum sen ne yaptın ya? Bir dakika. Şuraya da bir bakayım. Irish bu çizimde neyi anlatmaya çalışıyor? Eğleniyor, mutlu, güvenli, kovalandı, geri çekildi. Bir dakika. Bir dakika, o resme bir daha bakmam lazım. İblisler tarafından kovalanıyor. Tamam, o belli çizimde. Bir iğne var. Yani kovalanıyor diyelim. Doğru. İşkence gördü diyelim de. Tamam, güzel. Irish saldırgan tarafından yakalandı. Enteresan şeyler. Ve bir çan resmi. Kilit sembolümüz. Şimdi başıboş rüzgar sesi. Çan. Direkt çan bir. Yanmamak için bir önde asılı duruyor. Bir dakika. Asılı duran. Aa, kendi evet şurada. Asılı duruyor. Aa. Nasıl olmaz ya? Yukarıda işte.
He yanıyor. Tamam. Yanmamak için direnin. Vay psikopat vay. Ya sen... Ya sen nerenin manyağısın ya? Uçan katili cinayetleriyle ilgili olabilir. Birisini menfaati için yaktı. Niye yakarsın ki? Menfaatin için. Şimdi açmışım vermemem lazım. Devrilmiş. Ayrıca şu anda çok tedirgin görünüyor. Evet, orası kesin. Şimdi. Neden pastel boya kullanmasına izin veriyorlar? Terapisinin bir parçası mı? Demiş. Başka ne var? 6'da 7. Şu anda 6'da 7 bulduk. Sanırım bir taneyi de ya bunda bulacağız. Kaçmaya çalışıyor. Bu artık olayla bağlantısını kopardı. Are these things for like art therapy or something? No. Blue. Mavi gözler, ölüm gibi soğuk. Who had blue eyes? And death? What does that mean? Blue eyes. Wolf eyes. Blue stare. Bunu da şimdi çizdim. Irish'in mavi gözlü biri derinden etkilemiş diyor. Şimdi soruşturma sonucu yapacağız. Bakalım neler var. Ne heyecanlı bir sahne. Haydi hayırlısı. Bu mu mavi gözlü acaba ya? Just run! Go! Leave her alone! Direnmiş, Irish kaçmış. Yani bu şekilde kurtulmuş. I'm so sorry. Evet, Irish ve Rose Campbell kardeşler. Evet abi, genç kızların peşinde. What was it? What did you see? Poor kid. Her sister freed her when they were about to be scorched, but she couldn't return the favor. Leave us alone! Iris, o yüzden bunun da peşinde belki. Rose. She has flames. She was possessed. I told you to stay back. Onu sahiplenmiş. İkiz kardeşi. Who are you? I'm Joy. You don't belong in this place. Orderlies. Crap, I'm so dead. All right, Iris could be the answer to everything. Help her. Come on, she's coming with us. No, you're not taking her. Ya benimle dövüşme kardeşim. You want the orderlies to shock her? She stays here. You want her to be safe outside? She comes with us. It's up to you. Hem Irish hem de kız kardeşi çan katili tarafından yakalandı. Irish kaçtı ama kız kardeşi yanarak öldü. Yani kardeşi ruhuyla buna sahiplenmiş. O yüzden böyle kafayı yer gibi hareketler yapıyor. Şimdi ikisini birden dışarıya çıkaracağız. Abi oyun bu bölümü bayağı bir heyecanlı oldu yalnız. Salem Polis Departmanı'ndan dün çıkan bilgiye göre departman sözcüsü Ingrid Larsen tutuklu bir sanığın olmadığını,
davada yeni bir ipucu olmadığını söyledi. Salem vatandaşlarına sakin olmalarını ve normal hayatlarına devam etmelerini söyledi. İnsanları bu davada faydalı olabilecek herhangi bir bilgi vermeye teşvik ediyoruz. Birlikte çalışıp topluluğumuzun güvenliğini korumak hepimize kalmıştır. Vesaire vesaire. Şimdi bir dakika. Nereden çıkaracağız? Nereden götüreceğiz sizi? Gelin bakalım. Bu taraftan mı? Seni şu telsizle halledebiliriz. Abi gelsenize. Neresi eksik? Bir dakika. Geç. Tamam, süper. Over here. In those shadows there. Coast is clear. Why do my worst nightmares keep getting way worse? Okay, let's figure this out. Thought I would never see this again. All right. So what do you know about this contract? Nothing. Come on. It doesn't make sense. Bu hala bizi görüyor. So he just asked you if you knew about a contract? He didn't ask. He wanted us to admit to it. Admit to having a contract with... Şeytanla sözleşme mi? Demon. We did nothing to him. He had no reason to go after us the way he did. The way he did. He drowns one girl and burns another. And where have I seen that stake before? Bir çağırma. Bir dakika. Bu kazı daha önce nerede görmüştüm? Gala davetiyesinde gördüm. Başka bir şey var mı? Yok. Burada gördük abi. Salem Tarih Müzesi ve buraya da gitmedik. Şimdi gidebiliriz. Evet, doğru cevap. That's it. All right, look. Get Iris to the church. Make sure that she's safe. I'll catch up with you later. Go. Okay. Come on, Iris. Bu resim kitapta vardı. Müze resmi. All right. And what the hell does a museum gala have to do with Rose's murder? Evet. Nihayetinde görevimizi tamamladık ve yeni görevimiz Chang katilinin bağlantıları için galayı araştırmak. Chang katili ve cinayetleri galayla bağlantılı olabilir mi? Buna bakacağız. Ne zaman bakacağız? 9. bölümde maalesef. 8. bölümün sonuna geldik çünkü dakikamızı doldurduk. Bu bölümde gerçekten bana sorarsanız gayet heyecanlı bir bölümdü. Güzel bir bölümdü. Özellikle o Irish'le ve ikiz kardeşiyle tanıştığımız sahne çok güzeldi. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Peki 10. bölümde yeni mekanımız Gala olacak. Salem Müzesi'nde bakacağız. Orada Chang katiliyle ilgili yeni bağlantılar bulabilecek miyiz? Gittikçe yaklaşıyoruz. Her an yakalayabiliriz. Her an enseleyebiliriz. Şu ana kadar hiç etrafta ipucu bırakmayan bir katili şu anda yakalayabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. 9. bölümde inşallah onu enseleriz diye ümit ediyorum. O zaman ne yapıyoruz? Kanalı takip alıyoruz. YouTube'da abone olmayı unutmuyoruz. Çanları da açmayı unutmuyoruz. Bildirimleri açalım ki bir sonraki bölümden haberdar olabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.